Selamlar sevgili YouTube'daki kardeşlerim. The Last Days Lotto Royale serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bir duraksama dönemine girmiştik en son. İşte Erebor'u, Dale'i falan bir savunmamız lazım. Buraların düşmemesi lazım. Bunun dışında Dolguldur ve ruhunun artık yıkılması gerektiğini düşünüyorum. Hemen onların puanlarına bakarak bölümümüze başlangıç yapalım arkadaşlar. Ruhun 2200, Dolguldur 3200. Gundabad oldukça güçlü. Gundabad'la daha ne savaşlar yapacağız. Ama benim asıl planım, yani Dolguldur'dan da önce aslında ruhunun kuşatılması. Ruhunu da kim kuşatır? Yani bizimkiler kuşatır mı? Bence Dolguldur ya da işte Kuzey İleri Karakolu'nu falan kuşatırlar. Bizim ordular diye tahmin ediyorum ben. Erebor ya da Dale orduları güçlenip buralara gidebilir mi bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz. Şimdilik şöyle bir ne varmış ona bakalım. Dane Ironfoot'u bulursam şu yaptığım görevi bir teslim edeyim reise. Bir takılalım gençler. Bir vakit harcayalım yavaş yavaş. Oyun bizi sürüklesin diyorum ben. Sevgili YouTube, sevgili Twitch. Sayımız da artacaktır birazdan. Tahminimce. Bugün gece yarısına kadar devam ki arkadaşlar. Yorulana kadar, gözlerim kapanana kadar oynayacağım. Kaç bölüm çıkarsa artık. Bu kim? Cüce devriyesi. Değil izcileri. Burada bir savaş var. Şunları halledelim. Ruhun izcilerini halledelim. Ruhunun her türlü nerede yakalarsam yakalayayım puanını düşürmeye yönelik oynayacağım arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. İlk savaş açılımı. Oyun bir donuyor, kendine gelmeye çalışıyor. Sıkıntı yok. Bence dalalım. Beklemenin halim yok. Ben şöyle ilerliyorum. Uy, ayıya bak. Dal dal dal. Şu arkadaki ne yapıyor? Bir şey yapmıyormuş. Ha bayağı bir biçtik yani. Bir yaralımız var sadece. Güzel. Şu ekipmanlardan alabildiğim kadarını alayım. Malzeme satacağız bir tık. Erebor tarafına doğru gitmeye devam edelim. Neler yapıyorduk? İmnardis şampiyonu yapıyorduk sanırım bunlardan. Onları da bir hatırlayalım arkadaşlar. En son oynamayalı bir miktar oldu. Biliyorsunuz. Yani YouTube biliyorsunuzdur. Twitch biliyor. Yayınlardan dolayı. Savaş partileri. Yani olabildiğince ne görürsem abi. Şu Dane'le bir konuşalım. Görevi yaptım. Başka bir görevin var mı? Tamam onu da yaparız. Ruhun casus kampıysa yok ederim. Belki bir işe yarar. Yani bu da puanını düşürebilir yani bakarsanız. Benim ne arttı lan? Benim bir şey attı. Gelsene. Çantanda yer yok diyor. Tamam bu bana bir şeyler verecek arkadaşlar. Bunun verdiği şeylerle giydiririz şeyi. Şey deyip duruyorum işte. Alışırım şimdi konuşmaya ben. Kiliyi. Giydireceğiz. Saldıracağım. Ay. Ne oldu lan he? Ne oldu? Artistik yapma lan. Hayda. Abi inanılmazsınız. Yenin lan şurayı. Allah'ın salak şeyleri ya bunlar. Ruhunlar. Abi bölüm başlangıcıma bakar mısınız ya? Stres atmaya girdik. Delireceğim birazdan yavaş yavaş.
Tamam, hallolur orası ya. Reis. Ay, kötü okladılar. Nerede okçu var? Şurada bir yerde bir okçu var herhalde. Tamam, ulaşırsınız siz ona ya da oklarsınız diye tahmin ediyorum. Şöyle daha net görünüyor. Oklara bak. Ulan bir tanesi vursa ölecek. Yanına geldiler zaten, güzel. Ne oldu atıma? Yine mi sakatlandı oğlum benim atım? Yo, ayrık vardı savaşta. Bir şey olmamış. Olsaydı dediğini yapardım ama. Şimdilik bir şey yok. Reisle tekrar konuşalım. İki kişi ölmüş. Ne demek? Eşya alamıyorum. Bir Turanduin'in salonlarına gidelim. Burada da o ismi okunamayan şey dolaşıyor. Terfilerimizi yapalım. İade. Kılıçlıyı Noldorin Spearman yapıyoruz. Kıdemli şeyi... Tamam, bunu kılıçlı yapıyorduk. Bunda zaten seçenek yok. Bunda da yok. Şampiyona gideceğiz. Tamam. Oğlum benim... Bunların sayısı ne kadar azalmış lan en son. Ne yaptıysak artık. Çok az. Miriel'in ordusu. Aslında Turanduil nerede ya? Bunların ordusu şu an, özellikle cüce ordusu 400 küsür sanırım. Bayağı bir iş görebilir. Şunu sat. Sat bunu da. Bunları da satıver. 14.000 kaynak puanım var benim burada. Kışlaya uğrayalım. Tamam, iki tane piyade, bir izci alalım. Biraz da Milkwood askerimiz olsun. 3 tane falan. Güzel yani bunlar. Şimdi senden özel eşya alabiliyor muyum? Bir bakacağım reis. Tamam, 300 küsür kişi dolanıyor bunlar. Bunların yanında ben bir takılayım. Bir yeri kuşatır bunlar. Demircinin çekici aldım. Bu bir şey veriyordu sanırım. Silah ustalığına veriyor. Şöyle alalım. Tamam. Güzel. Gayet iyi oldu. Ben bu reisi takip edeceğim. Bunlar aşırı güçlüler aslında ama otomatik savaşta çok adam kaybettikleri için bence yeniliyorlar. Bu cüce ordusu. Ben bunların yanında takılırsam efsane işler başarabiliriz. Şu anda mesela nereye gidiyorsun? Ne bileyim, şurayı kuşatmaya gidiyorsa alırız vallahi hep birlikte. Ya da sen Gundabad'ı salla abi, şurayı bir alsak var ya seninle birlikte. Müthiş olur. Elkarot'a saldırıyor reis. Olur. Kabul. Mert kankam, hoş geldin. Girelim abi. Yakalayın artık. Siz yakalayamazsanız ben yakalayayım. Ben biraz daha hızlı olabilirim belki. İkisi de benim yanımda savaşa katılmış mı? Girelim. Elkarot'cum. Sal kardeşim kendini bize. Ordu yönetimini iyi yapmam lazım. Yani cücelerin de öyle yapması lazım gerçi yani. Adam kaybetmek istemiyorum çünkü. Onların da kaybetmesini istemiyorum. Şimdi bak. Yadeler böyle yerleşse. Okçular böyle yerleşse. Süvariler şu tarafa yerleşse. Sonra herkes beni duysa. Çok tatlış olmaz mı? Piyadeleri biraz daha böyle alabiliriz.
Yerleri bir tık yanlış olmuş. Abi şu okçu var ya çok güzel görünüyor ya. Yeşil orman gardiyanıymış. Oğlum indirin lan bir tanesini. Şu da max güçlüydü sanırım. Mirkut gece avcısı. Bu da en iyi okçulardan. B10'linklerin en iyi okçularından. Okçuların konumu güzel. Benim okçular orada kalsın. Geri kalanını harekete geçiriyorum. Hadi be. Beni görünce bana kafayı takıyor ya bunlar. Kılıç çektin madem gel koçum. Ay o Easterling'i gördünüz mü? Kıdemli piyadeymiş ismi. Okçular da benim saldırsın artık ya. Orada durmalarının bir anlamı kalmadı çünkü. Çok uzakta kaldılar. Gelip oklasınlar, bir işe yarasınlar. Uşağım ne yapalım ya Cigli. Ruhunu avlıyoruz kardeşim benim. Ulan ruhunu avlıyoruz da burada. Uşağım. O neymiş orada? Atam binmeye çalışıyordu. Ne yapıyordu acaba? Benim ayı avlasın onu. İki ölümüz varmış gençler. Beornik Nehir koruyucusu ve Beornik nöbetçisi. Beorn askerleri ölüyor. İlginç bir şekilde. Güçsüzler yani. İlginç bir şekilde demeyelim. Güçsüzler. Ne oldu Doran Spearman? Gerekmedikçe almayacağız o yüzden. Çok böyle ihtiyaç olursa yani. Bak bir Royal Swordsman'a doğru gidelim. Gidelim mi? Gidelim mi? Hemen yaptım bir kıdemli piyade. Mirkut gece avcısı bak bu. Çok güçlü diyor ama 43. Gerçi bizim nişancılar, normal kraliyet nişancıları onlar da 43. Ama bence ikisi de 43 olmasına rağmen kraliyet nişancısı daha güçlü bir birlik. Buradan alabileceğimiz bir şey var mı? Ayı savaşçısı. Bunu alırım. 73. Paralı B12. 12. Karlok gözcüsü. Nehir. Bak nehir koruyucusu. Ölenlerin biri bu benim. Aslında güçlü bir birliğe benziyor. Nasıl ölebilir abi o zaman? Al. Ha ayı savaşçıya dönüşüyormuş sonradan. Tamam. O zaman bu ayı savaşçıyı alıyorum. Buraya doğru bir yerlere. Böyle işte ne olur. Ölmesin de yani şimdi 73 ödemesi ölmesin de şu ikisinin altında kalsın. Senin de 2-6 aldık mı? 98'iz. Savaş lordunu alırım. Gözcü, kabile üyesi. Atlı okçular 10. Tamam. Geri kalanını bizimkiler toplasın. Helaliniz var be.
Ben yine takip edeceğim bu adamı. Bak şu an mesela ben bunları takip ederek güzel bir darbe vurdum yani ruhuna. Ne oldu? 2000'e düştü. 2200'dü. Mis. Böyle böyle. Ne geliyor? 675 kişi var içeride. Ulan ne oluyor? Bir yerlerde bir şeyler oluyor mu? Çok merak ettim ya. Birisi bir yerleri kuşatıyor mu yani? Eren hoş geldin. Hiçbir olay da dönmüyor. Yani mesela bir Celeborn şurayı kuşatsa yemin ederim gideceğim ya yardıma. Bekleyelim bakalım. Ay dur. Oğlum bu adamlar 700 kişi. E niye bunlar birbirine saldırmadı? Yoksa cüceler. Yoksa yani. İlginç çünkü saldırmaması şu an. Bunlar yolculuk ediyor. Onlar da yolculuk ediyordu. Selam verip geçtiler herhalde. İyi neyse yırttık. Şimdi Gundabad'la işimiz yok zaten. Ruhum ve Dolguldur abi. O savaşın olmaması bir nevi iyi de oldu. Onlar tabii gidip bir yeri kuşatacaklar ama ne bir terfi mi yapayım? Ay, çok karışık lan bu. Kıdemli izci al. Oldu Spearman. Notları da iyi kontrol etmemiz lazım. Mirkut ordusu Turanduil ile birlikte şu an 350-340 kişi civarılar. 340'lar. Bir dolaşıyorlar onlar da bak. Bunlar da etkili bir hareket yapabilir. Celeborn ve Elrond'un hiçbir şey yapmaması biraz can sıkıcı. Evet. Zaten oyunu kaç bölümdür kitleyen şey de bu. Ve onlardan bir şey beklemiyorum çünkü çok fazla saldırı aldılar bunlar. Bir de ordusu, bunun da aynen böyle 3 kişilik sanırım ordusu var. Yani burayı bir kontrol altına alsa bence onlar gidip bir yerleri kuşatacaklardır da güçsüz orduları var şimdi. Çok da şey yapmamak lazım. Mert doğru söylüyor bu arada. Bir de şu da var. 4 bölümdür kitli bu arada. 5. bölümden son Mirkwood'u aldık. 6, 7, 8, 9, 4 bölüm kilitlendi. Bu 10. bölüm. Bir anda açılsın abi artık. Hadi. Ne oldu? Aa oğlum. Çok mutlu oldum şu an. Batu Osgiliath Harad'dan alındı arkadaşlar. Gondor'u YouTube'daki Denethor, Çakma Denethor deniliyor yorumlarda. Tebrik ediyorum kardeşim benim. Helal yönetiyorsun yani. Biz gelene kadar tut oraları. Oğlum güzel bir şey oldu ya la oyunda. Kaç bölümdür olmayan güzel bir şey oldu. Şey gibi oldu bu da. Çok güzel bir şey oldu. Çok önemli bir şey oldu. 2021 yılına girdik. Orada bir Gundabad Lord'u yakalanmış. Hemen girelim reisler. Oldu Spearman. Ayrık Vadi Kılıçlısı. Beornik nöbetçisi. Geliyorum. Gelemedim. Kral Brand. Ne yapıyorsun? Özel eşyan var mı? Yok. Vermiyorsun. Pekala. Burada bir olay var. Vahşi goblinler kuyut orman şeylerine saldırmış. Oraya da bir uğrayayım. Seri alsın bizimkiler. Bak Celeborn'u takip etmektense Dane'i takip etmek bence çok daha etkili olacak arkadaşlar. Görün bak. Bu bölüm böyle taktik yapıyorum. Hep birlikte göreceğiz. Bakalım işe yarayacak mı?
Sonuçta adamlar bir de zayıf. Şuraya da bir uğrayayım. Daha da zayıflamaması için de çaba sarf etmiş oluyorum bir nevi. Şunları satalım. Bunları alalım. Reisi takip. Devam. Takibe takip kardeşim. Hadi bakayım. Hayda. Hemen avladılar orada. Edoras kuşatılmış. Evet, tehlikeli bir durum şu anda var Rohan için. Hadi abi kuşatın bir yeri. Toplam 380 kişisiniz. Benle birlikte 480. Yapıştırırız. Şu an her yeri alırız bak. Ruhunun ana kampını bile alırız diye düşünüyorum ama... Kuzey ve güney kamplara girmeden ana kampa girer mi? Tereddütteyim. Açıkçası. Burada kaç kişi vardı? Gerçi burada Turanduil'in salonlarında kaç kişinin olduğunun çok önemi yok. Çünkü dışarıdaki o gücü bunun çok azalınca şey oluyor ya. Lejyon oluşuyor bir tane. O lejyon öldüğünde Isengard lejyonu gibi yıkılıyor. Direkt. İnadı şampiyonu iki tane oldu bende artık. Değil kuşatıldı. Ha, bunlar değile gidiyorlar komple. Tamam. Oradan da bir ruhunu basmamız yok mu peki? Hadi lan. O yüzden dimdirek buraya gidiyorlar bak. O oğlum Tranduil de oradaymış ki. Tranduil de buraya savaşa gelmiş. Ne oluyor? Olay ne? 81 kişi var. Girelim ya. Çok zarar almadan halledelim burayı. Oğlum kötüyü çağırma be. Vardır. Şimdi göreceğiz. Var mı yok mu? Ben de emin değilim yani. Bir dakika, bir yerleşsin herkes buraya. Tek tek ayırmayacağım. Herkes yerleşsin. Bende kim varsa. Şunu da öldürelim. Niko hoş geldin. Selam. İndir lan. Öl be. Herkes saldırsın benden. Zaten hiçbir şey kalmamış adamlardan. Hayda. Lan bir dur be. Troll avcısı Sargon Hanım gördüğünüz gibi. Atı neyle çağırıyorduk? M. Atım hangisi benim? Bu mu? Geliyor bak. Gel küçük küçük küçük. Lan. B ile biniyorduk. Tekme atıyorum ata. Kim varsa ben yakalarım arkadaşlar. Sakin olun. Bunu da öldürelim. Tamam. Benim ordularım kayıp vermedi. Benim girmem de bir işe yaramıştır diye düşünüyorum. Turanduil renderlanırken ortalama 3 saniye beklemiş bulunduk. Böyle şey bir adam yani. Şimdi bir de ile bir gireyim. Saçma malzemeleri verelim. Burada paramız 2400 mü? Ya da yemek almak zorundayım.
Çatma altında diyor. Savaş yok şu an. Umarım da olmaz abi. Hadi bir dağılın bakalım kim nereye gidecek. Oğlum değildi de 500 kişi var ha. Yani burayı kolay kolay alamazlar ha, ben söyleyeyim. Erebor'da da 500 kişi var ki Erebor'un ne kadar zor kuşatıldığını hep birlikte görmüştük. O kadar zaman geçirdikten sonra bir daha bakacağım. Yok, kuşatma altında diyor hala. Bir ara Isengard'ı Eomer kuşatmıştı hatırlarsanız. Böyle bir şey yaşanmıştı yani. Hadi abicim. Bir dağılın artık. O kadar hızlandırdım. İç içe girmiş bekliyorlar orada. Spearman. Bu da Spearman. Bu da mızrak ustası. O da bir Spearman yani. Bir kurt gece avcısı. Bundan da 3 tane oldu ya elimizde. Bir kıyaslama yapacağım gençler. 61 sağlığı var. 210 okçuluğu var, tamam mı? Bu adamın yakın dövüşü bizim umurumuzda bile değil. 67 sağlığı var. 320 okçuluğu var. Ve ikisinin de ödemesi haftalık 43 arkadaşlar. Ben dedim size. Ödemesine çok bakmayacaksın yani. Hah, dağıldılar. Bir dakika. Bir dakika. Kim nereye dağıldı? Dane Ironfoot içeri girmiş. Oğlum biriniz şurayı kuşatın ya. Bunlar da mı içeri girecekler? Bekliyorlar şu an. Bence ruhuna vurmamız lazım artık. Çok meşgulüm Kerebon. Katılamam. Ne bok yiyorsan ya abi. Şimdiye kadar peşindeydik. Hadi bir haberini alalım sol alttan. Dolguldur kuşattı diye. Gelmezsem ne olayım hadi. Aha bir dakika. Abi kuşatıyor zannettim. İçeride de 681 kişi var. Alınır biliyor musunuz? Şu ikisi girse, Dane gelse bir de yanımızda alırdık ya. Reis ne yapıyorsun ya? Burza'yı takip ediyor. Burza nerede ki? Bir haber de gelmedi bize. Yarım saat aşmışız. Okçu olsun bu da. Hadi al bir Spearman daha. Aha Royal Spearman. Mordor eşsiz güçte. Bir bekleyebilir misiniz orada? Heh, Edoras'ın kuşatması kalktı. Çok güzel. Bazen gözden kaçırıyoruz ya bu şeyleri. Bak Burza'yı takip ediyor hala. Ya senin ne işin var Burza'yla? Geldiler yolun ortasında bir de buluştular. Burza sen de kesin şuradan bir yerden yola çıktın değil mi? Allah sizin belanızı vermesin ya. Abi sen de bir girer misin oraya? Sana zahmet. Sonra geliyorum ben. Sen de gel. Girelim hep birlikte. Değil ordusu yenilmiş bak orada bir yerde. Takılıyordular ya. Şu tepe çok güzel. Haliniz var. Yerleşin abi bir. İadeler gelebilir mi? Buraya doğru. İadeleri alalım. Sola açılanlar beni bir tık korkutuyor.
Sola açılanlara doğru gidelim ya bu arada. Bak geliyorlar. Yemeyiz. Benim tek gitmem bir şey ifade eder mi? Yani okçularımın yanında da kalabilirim aslında. Bunlar bayağı bir kalabalık ama. Bakalım ne yapacaklar? Çok merak ettim. Soldan gelenler ne yapacak? Hadi. Şu yerdekini alalım. Kıyaslarız. Ölel be. Bunu salmayın. Benim ordu çok dağınık geliyor. Üçten dört tane troll çıktı arkadaşlar. Ay oğlum en öndekini nasıl biçtiler o trolü? Dur şunlara verebildiğim hasarı vereyim de. Çok güzel. Oğlum bunlar... Cüceler neymiş lan trollere karşı? İki yaralımız var. Üç ölüde cücelerde var. 162 ölü karşıda var. Tamam. Ben bu cücelerin dibinden ayrılmam. Bu adamlar bu işi yapacak arkadaşlar, ben size söyleyeyim. Ya bu bölüm ya bir dahaki bölüm, artık o kadarını bilemeyeceğim ama olacak yani bu iş bir şekilde, ben bunların yanında takıldığım sürece. Luyavanna ile bir konuşalım. Binicilik arttırmaya çalışıyorduk sanırım bunda. İki yapalım. Kalsın. 4 istiyor ikisi de. Hoş geldin Dark Lord. Bugün sakin başladık, sakin gidiyoruz. Ama tatlış gidiyoruz. Mordor'un gücü zayıfladı. Şeyi kıyaslayacaktım. Bu okçu nerede ama?
Yeşil Orman Gardiyanı. 240 bak. Bu da 43 ha. Onu da söyleyeyim. Bu da 43 yani. Usta okçu var bir de. Bu da 240. Bak bunlar 43 bu arada arkadaşlar. Bak bu da 43, bu da 43. Bunlar bir üst seviyeye daha çıkabiliyorlar. Ama bizim kraliyet nişancısı 43 olmasına rağmen ikisinden de üstün. Yani şunu demeye çalışıyorum. Şu adam ben seçilmiş nişancı yaptığım zaman seçilmiş nişancı 320 olsa ödemesi 73 olacak, öyle 320 olacak. Yani bu durumda yine kraliyet nişancısı en iyi okçu olacak. Bunları keşfetmemiz iyi oluyor. Aynen, onların savaşı sürer ya kanka. Onlar bayağı savaşırlar. Uyut Orman Lord'u yenilmiş. Grimbold yenilmiş. Batı Ağıl'ın Isengard'dan Ugluk tarafından kuşatıldığı bildirildi. Kerin Amroth da Dol Guldur'dan Fuinul tarafından kuşatılmış. Kerin Amroth. Aynı zamanda Batı Ağıl kuşatıldı. Oradan güzel replay'ler gelir ya. Bir BFM gecesi yaparız yani, o replay'lerle rahat rahat takılırız. Savaş başlarsa gideceğim, yoksa takılacağım burada. Bunlar burayı mı kuşatmaya gidiyor acaba? Baksana, bir oraya doğru gidiyorlar gibi. Şimdi devreye geziyor diye de yazmıyor, farkında mısınız? Fırsatı kaçıramam. Bir dakika. Savaş yok değil mi? Güzel. Batı aldan emin değilim. Mordor Savaş Partisi. Mordor Savaş Partisi'ne saldırıp adam kaybetmek yerine. Kuşatın adam gibi bir yeri ya. Batı Ağıl artık kuşatma altında değil. Çok güzel. Saldıracaksanız ben dalıyorum abi. Orman Elfleri Batı Kampı Burza tarafından kuşatıldı. Bu tehlikeli, az kişi vardı içeride. Hadi ben girdim sizler için. Bayrak taşıyıcı. Bir yok edelim şurayı. Harita çok kötü. Ama yok ederiz. Bir yok edelim. Dolguldur'un puanını azaltalım. Dolguldur 3000'lerdeydi en son. Biraz bir puanını azaltalım arkadaşlar. Şu lanet haritada oynamak zorundayız ama. Aa, bayağı dağıldılar. Dur bakayım, ben bir dağıtmayayım orduyu. Cüceler dağılabilir, sorun değil de. Benim ordu bir şöyle gelebilir mi? Hatta daha açık bir alana gideceğim. Böyle. Oğlum hatta bir dakika ya, burası daha güzel ya. Böyle bir gelin. Ayı savaşçısı mesela bak, 73 ödemesi var ama Anor şampiyonundan iyi midir? Önemli bir soru sordum bak. Bakacağız. Yani size soruyorum, fikriniz nedir? Arnor savaşçısı 400 400 400 böyle bir liste vardı hatırlarsanız. Ayı savaşçısı nasıl acaba? Oyundaki dengesizlik bundan kaynaklanıyor en başta. Ücreti pahalı birlikler. Ama dengesiz ya.
savaştan sonra bir bakalım, çok merak ettim. Bak abi, şu kraliyet nişancıları oyunun gerçekten en iyi okçuları olabilir bu arada. Onu net söyleyebilirim yani. Fıy fıy sesler. Kanka, ok sesleri olabilir ya. Evet. Şeyden iyidir. Horoz gibi ötmelerinden falan iyidir yani her türlü. Overhaul'un son hali işte abi. İndir şeyden. Mod DB'den indir. Okey miyiz? Şunları bir üst seviyeye alıp, alabildiğimizi alalım. 3 tane aldık. Problem yok. Şimdi. Arnor şampiyonuna bir daha hatırlama amacıyla bakıyorum. 410, 410, 410. Bu adam zaten tekelli kılıç kullanıyor. Şunlar önemli değil de. Tekelli kılıcı adamın 410 sağlığı 71 arkadaşlar. Nokta. Geldi Mayı Savaşçısına. Aha. 67 sağlığı var. 4 düşük. Ve yine 410. Yani 410 olması eşit ama 67 sağlığı var. Artı bu adam 73 para istiyor. Arnor şampiyonu 43 istiyor. Daha güçsüz. 4 HP. İşte böyle. Yine de güçlü ama yani kötü bir birlik değil. Ödemesi kötü. 4 can sağlık puanına da çok takılmazsak eğer. Çünkü o sağlık puanı farkını belki giydiği zırhlar kapatıyordur. Daha iyi zırhlar giyiyorsa Arnor şampiyonuna göre, ama zannetmiyorum. Arnor şampiyonunun muhtemelen zırhları daha iyidir ona göre. Yoksa Dolguldur ileri karakolunu mu kuşatıyoruz reis? Terfilerimi yapayım da önlemimizi alalım yani. Noldor'un Spearman'ım da bu arada 8 tane olmuş ha. Seçilmiş mızraklı. Ayı işte ha. Ne yapacaksın? Reis kuşatmıyor mu da? Abi kandırıldık yemin ederim ya. Böyle bir kandırılma şekli yok yalnız ya. 297 kişi. Lan oğlum siz hangi cesaret geliyorsunuz ya buraya? Bir dakika, bir karışmasana. Şu adam bir girsin. Tamam, ben girdim şimdi. Bunları da aynı şekilde avlayalım. Yine bok gibi haritada avlayalım bunları. Sonra 300 kişilik bir ruhun ordusu var karşımızda gençler. Nispeten daha iyi bir harita. Herkes konumunu alsın. Oy. Sen kaçıyorsun mu lan? Oğlum daha savaşmadık bile. Oğlum madem kaçıyorlar herkes saldırsın benden. Bir troll var.
Abi ne kaçtınız be? Hiç ölü yok. 3 tane yaralı var müttefiklerden. Ve 100 kişilik şeyi devirdik ha. Savaş partisini yine. Şimdi burada ne olacak? Evet, hızlıca döndü oraya. Siz de girin. Geldim. Yine bu salak haritada oynayacağız. Bir saniye. Girmeden önce bir terfim varmış. Şuna elit spearman yapalım. 6 elit spearmanım oldu yine. 543'e 290. Herkes bir takip etsin. E tabi oğlum. Bu haritaları... Ne bileyim, burada savaşmazsın yani abi. Sonuç itibariyle düz arazi falan yapsaydılar, çevresindeki sinematik görüntüyü şey yapabilirlerdi. Mirkwood görüntüsü yapabilirlerdi. Sonuçta Mirkwood'da savaşıyorsun diye. Yani savaş için geniş bir arazi seçersin yani. Böyle burada girmezsin yani birbirine. Oğlum. Lan siz hayırdır lan? Herkes bir saldırabilir mi abi? Şu an ödüm bokuma karıştı bir tık. Arnor şampiyonum öldü ya. Şaka mı yapıyorsunuz lan siz? Lan? Adam son dakika vurdu ya da. Hayatını 2 saniyenle falan kurtardı. Helkaratı buldum. Ben buralarda ölmek istemiyorum izninizle. Hafiften bir kaçtım. Karot bak. Aa, ben indirdim lan adamı. Kılıcım oraya kadar yetti yani. Şu atlıyı almaya çalışacağım ama arkadakiler ne abi? Atımın götünden vurdular. Okay, sakin ol. En iyisi ineyim arkadaşlar. Çünkü olmadık bir yerde attan düşeceğim yoksa. Resmen ruhum katli yaptık ya. Kötü yere gelmişim ya. Bitti zannettim ki adamlar.
Ayda. Vurmayın lan. Hatta hafiften bir yaralı. Hadi koçum benim. Hadi. Çık oradan hadi. Helal be. Bu nasıl bir mantar lan? Kardeşim bak, yürek yemişsin, geliyorsun gelme. Kırarım ağzınızı bak. Şu an çift elli kullanıyorum lan. O yüzden az hasar verdi muhtemelen. Yapma be reis be. Ölmeyeceğim ki. Kaçacağım. Çok kayıplı bir savaş oldu. Abicim ya. Yok mu bir kalkan yerlerde? Bir tane alayım ya. Şundakini alayım bak. Şu güzel duruyor. ...18 ölüm varmış. Şu savaşta bu kadar ölü beklemiyordum ya. Salak bir ruhun ordusuna yani. Atım ölmediyse gelsin yani. Ya da şunu alayım dur. Ha bak, fena değilmiş bu. Buna binelim gari. Ha, birisi kalmış, kaçıyor, tamam. Ata binmeme de gerek yokmuş yani. Kaçamıyor sanırım, tıkandı orada bir yerde o. Gidelim öldürelim. Bu at da hiç yakışmıyor bize ama. Bekliyordum böyle bir şey. O yüzden temkinli yaklaştım. Bekliyordum abi. Ne oldu lan haritaya? Allah kahretsin son kalan adamı ya. Oğlum ne oldu lan buna? Abi kimler öldü? Bir Royal Spearman ölmüş. İmradis Şövalyesi ölmüş. Elite Spearman 2 tane ölmüş. Gece avcısı bir tane, kraliyet nişancısı 6 tane ölmüş ya. Üç Arnor şampiyonu. Bir İmlardis şampiyonu. Uf. Abi bu ölenler nedir ya? Allah'ınızı severseniz ya. Orası kuşatılmış dedim. Ben bir döneyim de. Taraf kuvvetlerine bakalım. Belki bizi avutacak bir şey vardır. Aha. Neye avunacağız? Yani 2200'den 2000'e düşürdük. Kaç tane ordusunu yok ettik? 2300'e çıkmış. Dolguldur'da 3300'den 3400'e çıkmış. Hadi bakayım. Abi tam delirmelik ya. Şu ormancı köyüne malzeme satalım. Yaptıklarımız hiçbir işe yaramamış mı yani? Yani şu an bir saattir ben boşuna oynuyorum o zaman. Of.
Her kıdemli okçu. Bana biraz okçu lazım. Kalanı watchman alabilirim. Çok canım sıkıldı şu an var ya abi. Şimdi şey değil ki olay. Seçkin piyade. Spearman. Hani emek verdik, uğraştık falan ya. Hani bu boşuna mı diye bir insan bir üzülüyor bir tık. Tamam yine keyif verici yani. Savaşıyoruz ediyoruz falan ama. Buradaki olay ne oldu tam olarak? Salmışlar sanırım. Seni yakalayabilirsem yalnız. Çanağa nasıl sıçacağım haberin olsun da. O 25 kişi seni yakalar ama ben sana söyleyeyim. Düşün lan peşine. 5.6. Hah, döndü. Tek yakaladım zannetti. Saldırdı salak. Geldim. Arkadakileri hiç katılmasın bile geri zekalılar. Avare avare dolaşıyorsunuz. Hiçbir boka yaramıyorsunuz. Bu savaşa mı katılacaksınız yani? Kabul etmiyorum. Salağı seni. Bayağıdır level atlamıyordum. Bu iyi oldu. Bu trolü hallederiz. Halloldu tamam. Bir ölümüz var. Kim o? Umarım çok önemli biri değildir. Doktor en okçusu. Tamam. Yeni aldığım şeylerden biri. Hiç problem değil abi onun ölmesi. Şimdi. Aldıklarımızı bir terfi edelim. Sen piyade ol. Sen kıdemli okçu ol. Kraliyet nişancısı. Güzel. Noldor'un Spearman. Bak Noldor'un Spearman'ların sayısı bayağı arttı. Bunları imlerde şampiyonu yapıyoruz. Şampiyon sayım 5. Şey kaldı mı? Tamam. 97 olduk ya. Biz tekrar şunu bir 98 yapalım. Watchmen alalım bir tane. Malzeme de satalım. Yemeği de fulleyelim. Şimdi kendime ne yapsam? Gücümü arttırsam mı biraz da arkadaşlar kişisel olarak yoksa işte zekaya, karizmaya falan verip böyle esir yönetimi, işte liderlik gibi şeyler mesela şu liderliği arttırmak için ne yapmam lazım? 3'te 1'i diyor. Ben bunu nasıl 5 yaptım oğlum? Ben bunu nasıl 5 yapmış olabilirim yani? Hiç aklım almıyor ama bir karizmaya bir verelim. Hem parti büyüklüğüne de artı 1 veriyormuş. Oğlum liderliği de 6 yapabiliyorum. Gerçi bu yeşil yanıyor. Bunu ben bir şey envanterimdeki bir şey sayesinde yapıyor olabilirim. 6 yaptık. Güzel. 5 artı 6 arttırdık arkadaşlar şeyi. Güzel. Okçuluğa verelim biraz. Kaç olmuş olması lazım? 104. İyi. 104. Kışlaya uğra.
Bir de izcileri al. 104'e tamamla. Tamam. Şimdi biraz daha iyi oldu işte. Cüceleri tekrar bulmam lazım. Ulan Dolguldur'u kuşatmaya mı gidiyorsunuz acaba? Yok, Karaskaladon'u devreye geziyor bu salaklar. Gezin bakalım. Şurası ne alemde? En son kuşatılmıştı. Unutmuştum. Ben burayı terk ediyorum yine. Yol bulma. Mantıklı. Buna hiç vermemişim daha önce. Buna biraz vereyim bir dahakine. Bak yine sırf ordu gücünü arttırmak için bir karizmaya vereceğim. Zaten zekam yüksek yani yön bulmayı arttırabilirim. O yüzden karizmayı 13 yapacağım ama yön bulmaya 1 vereceğim. Mantıklı yani bunu unutmayalım. Gondor orduları yenilmiş. Terfilerimizi yapalım reis sen aşağı in. Bu hiç bayılmıyor değil mi son zamanlarda? Bak onun bayılmaması çok önemli ha. Boşman yapalım sizi. Piyade. Kıdemli okçular. Arnor şampiyonu. Seçilmiş mızraklı. Nehir koruyucu. Gece avcısı. Gece avcısının sayısı da 4 oldu. Kalitesiz okçu ama okçu okçudur yani. Okçu bulunsun. Şu 36 kişiyi yakalayabilirsem saldırayım. Bir puanlarda bir dengesizlik olmuş olma ihtimaline karşı tekrar bakıyorum. Evet, 2000'e düşmüş tekrar. Bu da 3300'e gerilemiş yine. Gundabad Dağı da arkadaşlar 5400 falan da 4800'e düşmüş bak. Ben çok fazla müdahale etmedim. Bir savaşa katıldım sanırım. İki de olabilir küçük bir şeyse bilmiyorum. Anduin Vadisi bizim Beornlar 3800. Şöyle bir genel bakacağım. Değil çok zayıf. Erebor 2800 fena değil. Rohan çok zayıflamış. Isengard ve yani Dunland'ın da 3000 olması çok zorluyordur şu an Rohan'ı. Mordor 8, Gondor 6. Bizim Lothlórien ve Imerdis 3000'lerde. Niye kuşatamıyorlar hala anlamış değilim abi. Kuyut Orman 2-300. Tamam. Ben onu yakalarım aslında. 0,1 puan daha fazla ama başka bir şeyle birlikte beni kıstırmaması lazım. Yani iyice kalabalıklaştılar. Bir dönseler bana var ya öf. Tamam bir sıkıntı yok hala. Taktım ben sana kafayı oğlum geliyorum. Kaçamayacaksın. Hiç kimse bir şey yapmıyor ben bir şeyler yapayım yani. Burada kimse var mı? Kimse yok. 360 kişi var bir de içeride ya. Ben girsem alırım yemin ederim ya. Ayı savaşçımız da 2 oldu böylelikle. Güzel. Yakın dövüş birliklerimiz artıyor. Kuşatmalarda bu bir tane adam bile neler neler yapacak göreceksiniz. Umbar yenilmiş Umbar kaptanı. Beorn Lord'u yenilmiş Ruel. Adam döndü saldırdı bana yola. Haydi bakalım. Geliyorlar. Bodozlama geliyorlar şu an. Çıkacağım hadi. Üstüme çekeyim şöyle de bizim okçular vursun. Ne dalıyor lan öyle? Okçularımıza dalıyor şeyler. Bak bak kargıyla geliyor bak bak bak.
Sen kim köpek? Ne kargısı lan? Ha? Bir ölümüz var. İki ölümüz var. Güzel öldürdü bu arada. Reis. Ne yapıyorsun tek başına buralarda? Böyle bug'da kalıyorlar, fark ettiniz mi? Bu haritada bir bokluk var, burada herhalde spawn olup bug'da kalıyorlar. Bir toplu kalıyorlar yani orada bir. 3 ölümüz var. Watchman, korucu, kıdemli, Greenwood, okçusu. Burada neler var? Alabileceğimiz bir şey var mı? Değil birliği falan. Yani bunları alamam. Yapacak bir şey yok yani. Başka bir şekilde tamamlarız. Acaba benim üstüme neden geliyordu o? Ha. 73 kişi burada olduğu için geliyormuş üstüme. Ona da dalsam mı tek başıma acaba? Gece muhafızı. Dur bunu da böyle yapalım. Sonuçta full bir birlik bu. Okçuların bir üstünde dursun bu da. Ayı savaşçının bir altında. Tamam. Gerçekten geliyor mu şu an bana acaba? Yoksa... Yani bir ürküttü beni şu an. İki savaş lordu var. Savaş binicisi... 29 okçu, kabile üyeleri ve savaşçılar dandik birlikler zaten. 29 atlı okçusu şu an bir tık beni korkuttu. Cüceler ne yapıyor acaba bu arada? Tamam, kaçıyor benden zaten. Okey. Yavudan yenilmiş. Reis, niye saldın ki sen bu 5 kişiyi? Biraz bölümü uzun tutuyorum arkadaşlar bu arada sevgili YouTube. Hani ya güzel savaşlar çıktı ama şöyle kaydeder bir şey olacak mı olmayacak mı bekleyelim. Biraz daha takılalım yani sağda solda. Olmazsa zaten kapatır geçeriz bir sonraki bölümü ama... Bunları o Esgarat alsın. Esgarat mı? Esgarat mı ne? Esgarayın. Tamam aldı onları o. Güzel. Cüceler ne yapıyor bu sırada acaba? Bir bulmak istiyorum reisleri aslında. Değilim puanı 2000'in altına düştüğü için acaba artık ordularını toparlayamıyor mu?
Yani ne yapıyor? Böyle 17 ile içeride bekliyor ya. Bir tanıdık geldi. Bir Moria yapıyordu onu. Biz Mordor'ken. Ulan. Randuil, ciddi misin? 9-10 kişiyle dolaşıyor adam. Görevin var mı ya? İzci grubu hazırlayamam. Ama tekrar konuşalım çünkü lambas alacağım senden bir tane. Başka da bir şey demiyorum. Şuraya uğrayalım. Kışladan da piyade alalım. Kıdemli izciyle tamamlayalım sayıyı. Böyle ara ara buralardan birlik almak iyi oluyor ordunun çeşitliliği için. Ha, bir dakika, bardı falan buldum. Tamam, diğer ikisi orada sanırım ordusu zorlanıyor diye oradaydılar. Şu Brand'la bir takılayım ben. Bunların ordusu da fena değil ha. Şu an bunların yanında takılıp cücelerin ne yaptığını falan bulmaya çalışacağım bir. Bu arada bizim bölgelere bakalım. Dolguldurluk bir şey yok. Batı ağıl zaten düşmedi. Tamam. Bu adamlar şu an 350 kişi benle birlikte 450 kişi büyük bir güçle dolaşıyoruz. Fena değil yani. Kişisel özellik kazanıldı. Okçu kaptanı. Ne işe yarıyor ki? Okçu kaptanıyım artık. Ama anlamadım ne işe yaradığını. Otlorian piyadesi. Bak Celeborn beni çağırıyor. Ben gitmediğim halde bu seferi düzenlemesi gerekiyor. Benim gidip gitmememle aslında çok da alakası yok. Yani ben meşhur olduğumu söyleyeceğim. O yine de gidip Dolguldur'u kuşatacağı varsa kuşatması lazım. Oo, burada bayağı büyük bir savaş var gençler. 150 kişi kaçtı ama yakalarız. 690'a 300. Of. Ya savaş çok güzel. Ama İngilizce. Neden böyle? Allah cezasını versin ya şu haritayı yapanın. Çek çek kılıç çek. Çek lan kılıç. Geri zekalı seni. Tamam komut veriyorum. Saldırın abi. Dal. Ölen ölsün. Umurumda bile değil bundan sonra. Beni attan düşürdü. İşte bak. İneceğim lan atıma. Bir kolsuzlaştım bir saniye. Düzeldim.
düzeltmem lazım. Abi o ne kalitesiz bir attı lan öyle. Ya sakin ol be. Aa, ayı savaşçı mı ölecek orada? Kurtarın lan onu. Bayıldı. Tamam. Sıkıntı yok. Kardeşim. İnelim attan. İyi de bunlar sürekli beni oklayarak kaçabilir ki ben yayayım şu an yani. Diğer tarafta kaçana hayatta yetişemem. Bekleyelim öldürsünler gençler. Bir ölümüz var, o da bir tane kraliyet nişancısı. Olur öyle şeyler. 75 kişi kalmış. Şöyle yerleştirelim orduyu. Nasıl olsa geliyorlar. Düşmanlar muharebeden kaçıyor mu? Abi herkes dalsın o zaman. Beklemenin manası yok. Adamlar kaçışmaya başladıysa kaçırmayalım yani. Kovalayalım. Bak bak, göte bak, kaçtı. Bak orklar ne kadar salak, görüyor musunuz? Önlerinde bir tane kütük var. Onu aşıp da kaçamıyor, bak bak. Bekliyorlar böyle. Ben de onu vuramayacak kadar salam şu an. Neyse bittiler ya. Şunu bir halledelim.
Orada ne olmuş abi? Olay nedir? Bir çözelim hemen. Ha, gördüm. Araya sıkışmış salak bir ork vardı. Bak bak şu atlıya bakar mısınız bir şuna? Hayatımda görebileceğimiz en kalitesiz atlı süvari tipi ya. Tamam. Güzel bir savaştan çıktık. Brand'ı takip etmeye devam edelim. 150 kişilik şeye bakacağım. Gundabad Dağı'nı bak o kadar... Abi yorum yapmayacağım puanlarla ilgili bak. Adamların koskoca ordusunu yok ettik. 4800'den 4900'den nasıl çıkabilir ya? İmkanı yok böyle bir şeyin. Yani savaştan bir süre sonra mı yansıyor diyeceğim. Bakayım. Evet. Boşuna sinirlendim. Savaştan bir süre sonra yansıyormuş. Okey. 4.5'a düştü. Spearman yap. Watchman olsun. Şu vahşi goblinlere bir dalalım. Yardım edelim elemanlara. Böyle bir hava durumu yok yalnız. Böyle bir haritada böyle bir hava durumu saldırın abi. Aynen önümü kesin. Önümden geçin hepiniz. Önümü görmemiz de havadan. Yanlış mı yaptık buna girerek ya? Adamlar da şeydi. Yani vahşi goblinler. Ben sadece hasar almasın istedim şeyler. Mirkwood devriyeleri. Ne yapıyorsunuz lan? Görebilsem. Hadi bitin artık ya. Ne kaldı? Okum oraya gitmiyor sanırım. Bakalım Dale ordusu ne yapacak? Alttaki bildirimleri de kaçırmamaya çalışıyorum bu arada. Şurada cüce ordusunu gördüm. Dane Ironfoot geliyorum. Bunlar ne yapıyor hep birlikte? Aa Erebor kuşatma altına girmiş. Tamam. Oraya gidiyorlar.
Niye durdunuz abi? Heh. Uy, dağlar dağlar. Gir abi, siz de girin. Gece savaşı olacak. Yağmur yağmıyor olması umut ettiğimiz bir şey. Girelim. 762'ye 293. Büyük bir ruhun ordusuyla da karşı karşıyayız. Yine bir öldürelim şu 300 kişiyi. Abi ayı sayısı 2 olmuş. Lan direkt daldı adamlar. Bir ayıların bir tanesi benim değil ama. Piyadeleri yanında bir yerde bir toparlandı, bir duruyorlar orada, bir hiza oluşturmuşlar. Herkes saldırsın ya. Direkt mevcut müttefik birliklere ayak uydurun abi. Koltuklanmış kargo vuruşunu aldı geliyor. Beni öldüreceğine benim elit spearman'ımı öldürdü. Lan beni öldüreydin daha iyiydi la. Ayı savaşçısı öldü, hem de kabile üyesi öldürdü ayı savaşçısını. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Ya şu ruhunlar var ya abi. Orklardan daha kalabalıklar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bak bu puşt bana 39 hasar verdi.
Okçu korucu, elit spearman, ayı savaşçı. Bak, royal spearman, kraliyet nişancısı, en iyileri bölüyor abi. Takip edin. Konum alıyorlar bu sefer. Bodozlama gelmiyor. 50 kişi kaldı ya. Şöyle görmüyorlar beni değil mi? Bekleyelim bir tık. Lan ne oluyor lan, bir tıkandım orada bir. Bak bu ayı troll gibi iş yapıyor. Direkt atından düşürüyor. O güzel oluyor bu arada. Troll de bize vurduğu zaman direkt atından düşürüyor ya bizi. Attan düşüyoruz. Daha kolay yem olabiliyoruz böyle olunca. Şimdi ölenlerin yerine tamam, şu orman korucusunu alalım. Bu arada bunu tekrar hatırlatıyorum gençler. Bunlarda benim param olduğu için o yüzden bunları alıyorum. Pretty Efe hoş geldin. Yani benim Beyonlarda param var. Bu birliği orduma almamda bir sakınca yok. Ama değil ya da cüce alamıyorum. Çünkü besleyemeyeceğim yani onları. Param olmadığı için. Almıyorum. Terfilerimizi yapalım. Okçu. Tamam. Bir taneymiş. Cüceler bakalım ne yapacak. Dane'i takip edelim yine. ...250 kişi dolaşıyorlar cüceler. Yani benle birlikte işte 350 diyelim. Bir ruhun base'ine girseler aslında çok rahat alırlar. Güzel güzel. Erebor artık kuşatma altına değil, gittik orada savaş yaptık çünkü. Ya şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Süresi bayağı uzamış. Bir bölüm daha çekeceğim bugün. Şu okçuyu da alalım. Spearman yapalım. Ümrad Şövalyesi. Terfilerimi yapıyorum. Gece avcısı okçum bayağı bir artmış. Burada şöyle bırakacağım arkadaşlar. Ya bu bölüm şöyle olsun sevgili YouTube. Etrafta yani sonuçta dolaştık. Düşmanın puanını düşürdük. Erebor'u koruduk. Büyük meydan savaşlarına katıldık falan. Düşmanın puanını düşürdüğümüz bölüm olsun. Şimdi bölüm başında baktım. Ona göre düşünelim. 1600 yaptık ruhunu. Bölüme
2200'de falan başlamıştık. Bu güzel oldu. Dolguldur'da bir etki yaratamamışız. Yani 3300'de başladık. 3000'e falan düşürdük. Sonra ne olduysa yine 3400'e geri çıkmış. En azından Gundabad'ı 5400'de başlayıp 4900'de düşürdük. Böyle şey düşünebiliriz yani. Kayda değer bir bölüm olduğunu düşünebiliriz. Kendinize bir sonraki bölüme kadar çok iyi bakın. Hoşça kalın.